Bir tek sen emtia piyasasını sunar. Efendim EkoTürk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Eren Can Umut, emtia piyasası programı ile karşınızdayız. Gündem maddeleri yoğun olmaya, yoğun kalmaya devam ediyor. Özellikle dün dünyanın gözü kulağı Türkiye üzerindeydi. Çünkü Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye üzerinden ciddi anlamda bir görüşmeye başladığı net bir şekilde gördük. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliği ve liderliğinde de gerçekleştirilen bir görüşme olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla görüşmelerden aslına bakarsanız genel itibariyle pozitif açıklamalar gelmesiyle birlikte emtia cephesinde de oldukça net olarak sayılabilecek ve gözüken bir volatilite söz konusu oldu ve fiyatlamalar genel itibariyle aşağı doğru, yani bir miktar satış baskısı noktasında gerçekleşti. Hangi anlamda söylüyoruz? Misal veriyoruz. Brent petrol ve ham petrol gibi bir miktar geri çekilmelerin oluştuğunu söz konusu olduğunu görmüştük ve yine ons altın tarafında da geri çekilme hareketlerinin hız kazandığını takip etmiştik. Gelin isterseniz şöyle bir dün yaşanan gelişmeleri kısaca tekrar bir yorumlayalım, tekrar bir hatırlatalım. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi önemli gelişmeler söz konusu oldu. İlk etapta Sayın Erdoğan, yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerin başlangıcında yapmış olduğu konuşmada kullandığı ifadeleri şöyle bir açıklayalım. Ölen her insan, yıkılan her bina, refah yolunda harcanması gereken kaynağa zarar vermektir. Artık görüşmelerden somut sonuçlar alınması gereken bir döneme girdik. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor tarzında bir ifadede bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii ki bir noktada Ukrayna cephesinden gelen açıklamalar var. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yürüttüğü müzakerelere ilişkinde bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir tarzında bir açıklama geldi. Yine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanlarından. Tabii ki bu açıklama oldukça önemli çünkü son dönemde hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin hem de Rusya Devlet Başkanı Putin'in birebir görüşmesine ilişkinde bazı somut adımlar atılmaya çalışılıyor. Fakat henüz devam eden, ilerletilen görüşmelerin de bu iki liderin bir araya getirecek ölçüde somut adımlar noktasında yeterli olmadığına ilişkinde güçlü bir algı, güçlü bir yorum var ama dün yapılan açıklamalar görüldüğü gibi görüşmelerin Ukrayna tarafından en azından mevcut görüşmelerin Zelenski ve Putin arasındaki birebir görüşmeler noktasında yeterli olduğuna dair de açıklamalar geldiğini görüyoruz. Ve yine Ukrayna heyeti Rusya ile güvenlik garantileri konusunda anlaşma sağlanamadığını da açıkladı ki zaten bu noktada da çok güçlü bir beklenti yoktu piyasalarda çünkü güvenlik noktasında, güvenlik garantileri konusunda anlaşma demek aslında bakarsanız net bir ateşkes olduğunu söyleyebiliriz ama Ukrayna heyeti bu konu oldukça önemli. Ukrayna heyeti NATO'ya üyelikten vazgeçtiklerini Rusya tarafına açıklamıştı. Zaten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de yapmış olduğu açıklamalarda NATO'ya üyelikten vazgeçtiklerine dair bazı söylemlerde bulunduğunu belirtelim. Ama NATO'ya üyelikten vazgeçilmesine karşılık Avrupa Birliği üyeliğinden de vazgeçmeyeceklerini açıkladı Ukrayna tarafı. Tabii ki Rusya'nın özellikle Ukrayna'yı işgal ettiği noktada en önemli gerekçesi Ukrayna'nın NATO'ya girmesi noktasıydı. Çünkü hem NATO tarafında hem de Ukrayna tarafında birebir özellikle ciddi anlamda tartışmalar ve görüşmeler söz konusuydu. Dolayısıyla bu da Rusya'yı ciddi anlamda rahatsız edecek bir unsur olması sebebiyle de işgal, hatta savaş artık adına her denmek isteniyorsa, ne denilmesi isteniyorsa Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan bir süreç oldu. Dolayısıyla Ukrayna heyetinin NATO'ya üyelikten vazgeçtiklerini söylemesi önemli ama Avrupa Birliği üyeliğinden de vazgeçmeyeceklerini net bir şekilde açıkladığını görüyoruz. Tabii ki bir de şöyle baktığımız zaman Rusya cephesinden bazı açıklamalar var. O da Ukrayna ile yapılan görüşmeler yapıcı geçti açıklaması var. Bu oldukça önemli bir açıklama. Çünkü Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı bu görüşme sürecinin pozitif bir şekilde sonlanmış olması ya da mevcut algının pozitife dönüyor olması hem dünya ekonomileri için hem de finansal piyasalar için de oldukça önemli bir unsur. Ukrayna tarafından şöyle baktığımız zaman Ukrayna tarafından onların pozisyonunu oluşturan önerileri
aldık. Bu anlaşmayı inceleyeceğiz ve devlet başkanı Putin'e sunacağız. Açıklamaları da yine Rusya cephesinden, Rusya'da görüşme masasında oturanlar tarafından da gelen bir açıklama olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu açıklamaların hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Onu da şöyle kısaca hatırlatalım. Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Tabii zaten piyasalarda bu şekilde algıladı ve az önce de bahsettiğimiz gibi Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla beraber özellikle emtia cephesinde sert bir volatilite ve petrol cephesinde olsun, gıda fiyatlarında olsun ya da enerji emtiaları tarafında olsun ve diğer taraftan da kıymetli metallerde de güçlü sayılabilecek bir yükseliş hareketleri söz konusuydu. Dolayısıyla alınan sinyaller, yani dünkü konuşmadan alınan pozitif sinyallerle beraber bu saydığımın emtia cephesinde bir miktar geri çekilme hareketlerini hızlandığını görmüştük. Fakat Zelenski dünkü görüşmeyi olumlu olarak nitelendirse de devam ediyor. Ancak bu sinyaller Rus silahlarını susturmuyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir tarzında yaptığı bir açıklama da var. Tabii ki burada yok ama şunu da eklemek istiyorum. Dünkü görüşmelerin ardından ateşkese bir miktar daha yaklaşılmasıyla beraber, hatta bu yaklaşmayı her iki tarafın da istemesi noktasında Rusya tarafından yapılan bir açıklamada Kiev cephesindeki ordunun, silahlı kuvvetlerin eylemlerini ve faaliyetlerini son verdiğini ve bekleme pozisyonuna geçtiğine ilişkinde bazı açıklamalar geldi. Bu açıklamalar Ukrayna cephesinden de aslına bakarsanız desteklendi. Çünkü Ukrayna'nın resmi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Rus ordusunun Kiev cephesinden bir miktar geriye çekildiğine dair, yani Kiev şehrine ilişkin, Kiev şehrinin çevresinden bir miktar geriye çekildiğine dair de bazı açıklamalar söz konusuydu. Tabii ki bu gelişmeler söz konusuyken böyle pozitif diye tabir edebileceğimiz en azından iki ülke arasındaki diplomasi trafiğinin daha da yoğunlaştığı bir ortamı pozitif olarak değerlendirmemizin yanında ABD Başkanı Joe Biden'dan da bir açıklama geldi ve Biden Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye'deki müzakereleri izlediklerini ve Rusya'nın bundan sonraki adımlarını takip edeceklerini bildirdi. Biliyorsunuz oldukça sert bir söylemi var. Biden'ın hem Rusya'ya hem de Putin'e karşı sadece Biden değil, İngiltere tarafından, İngiltere cephesinden de oldukça sert tepkiler geliyor. Hatta Biden daha geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu toplantıda Putin'in Rusya'da iktidarda kalmaması gerektiğine dair de sert ve keskin bir açıklama yaptı. Yalnız bu açıklama Avrupa Birliği tarafından çok da desteklenmedi. Özellikle Fransa tarafından gelen bir tepkiyle karşılaştı. En azından Biden'ın mevcut atmosferde, mevcut durumda ateşe körükle gitmemesi ya da ortamın sakinleştirme çabalarını baltalamaması noktasında da Fransa tarafından bazı açıklamalar geldi. Evet, Ukrayna-Rusya görüşmeleri genel hattı itibariyle böyle. Yani baktığımız zaman bir ya da iki görüşme ile çok da hızlı bir şekilde sonlanacak bir unsur değil tabii ki. Çünkü şu anda dünyanın en önemli gündem maddesi olması sebebiyle dünyanın gözü kulağı bu iki ülke arasındaki diplomasi trafiği üzerinde. Tabii ki savaş ortamının bir an önce son bulmasını ve diplomasi trafiğini yoğunlaşarak bir ateşkesin ve hatta iki ülke arasında kesin bir anlaşmanın da sağlanmasını temenni ediyoruz. Tabii finansal piyasaların gözü kulağı az önce de bahsettiğimiz gibi Ukrayna-Rusya savaşı üzerindeydi. Fakat bir diğer unsur da FED ve son dönemde özellikle de ABD tahvil getirileri arasındaki spreadlerin de bir hayli daraldığı, hatta bazı spreadlerin, yani misal vermek gerekirse işte bu hafta içerisinde pazartesi günü ABD 5 yıllık tahvilin getirisi ile 30 yıllık tahvilin getirisi arasındaki spreadin eksi bölgeye indiğini gördük ki bu durum en son 2006 seviyesinde yaşanmış ve 2006 yılından ardından da zaten 2007 yılıyla beraber 2008'de yoğunlaşan bir küresel ekonomik kriz söz konusu olmuştu. Dolayısıyla mevcut durumda iki tahvil, yani kısa vadeli ve görece daha uzun vadeli tahvil arasındaki spreadlerin negatif bölgeye düşmesi ya da bir diğer unsurda bu iki tahvil arasındaki spreadin ciddi anlamda daralmış olması ve sıfıra yaklaşıyor olması getiri eğrisinde bir yataylaşmayı söz konusu kılmakta ve böyle bir unsurla beraber de önümüzdeki döneme ilişkin ekonomik aktivitede ciddi anlamda yavaşlama, belki de bir durgunluk habercisi olduğuna dair de bazı yorumlar, bazı söylemler var. Çünkü baktığımız zaman ABD'de getiri eğrisindeki yataylaşmayla beraber, ki bu yataylaşmanın nasıl bir görüntü olduğunu ve hangi anlama geldiğini birazdan da grafikler eşliğinde zaten açıklayıp daha sonra teknik tarafta emtia cephesine bakacağız. Şunu söylemek istiyorum.
2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirisinin de neredeyse sıfır seviyesine doğru yaklaştığını gördük. Yani 2 yıllık ile 10 yıllık tahvil arasındaki spread, yani arasındaki getiri farkından bahsediyoruz. Zaten mevcut durumda da şöyle grafiğimiz çok net bir şekilde bunu gösteriyor. Bakın 1.6, yani %1.6 seviyelerine kadar çıkan bir spread vardı. Hangi seviyelerde? 2021 yılının ilk çeyreği gibi ve o günden bugüne kadar oldukça sert bir geri çekilmeyle beraber şu buradaki çizgiyi çok net bir şekilde sıfır olarak almak gerekirse ki zaten sıfır seviyesi olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla yaşanan sert düşüşle beraber 10 yıllık tahvil faiz oranı ile 2 yıllık tahvil faiz oranı arasındaki farkın sıfır seviyelerine bir hayli yaklaştığını görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Getiri eğrisi hem 2 yıllık hem 10 yıllık tahvil getiri farkını aldığımız zaman ya da 5 yıllık ve 30 yıllık gibi daha uzun vadeli tahvilleri söz konusu yaptığımız zaman ciddi anlamda getiri eğrisinde bir yataylaşma olduğunu görüyoruz. Zaten grafikte bize buna çok net bir şekilde söylüyor. Bunun en önemli göstergesi önümüzdeki döneme ilişkin bir resesyon ya da stagflasyon ama daha çok ekonomik durgunluk habercisi olarak da ön plana çıkan bir grafik olduğunu söyleyelim. Evet, 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark bu şekilde. Dediğimiz gibi 2 tahvilin getirisi arasındaki farkın neredeyse sıfıra yaklaştığını, belki de önümüzdeki dönemde eksi bölgeye de geçebileceğini söyleyelim. Yani bu şu anlama geliyor. 2 yıllık tahvilin getirisi 10 yıllık tahvilin getirisinin üzerine çıktığı bir durumda 10 yıllık ve 2 yıllık fark otomatik olarak zaten sıfırın altına düşmüş olur ve getiri eğrisinde ciddi anlamda yataylaşma olur. Peki getiri eğrisindeki yataylaşmanın ne demek olduğunu zaten az önce bahsettik. Bu bir durgunluk, bu bir stagflasyon sürecinin ya da resesyonist sürecin başlangıcı ya da bu sürecin başlayacağına ilişkin önden bir erken sinyal söz konusu olabileceğini dile getirdik. Peki görüntü nasıl? Yani tahvil getirilerindeki yataylaşma ve dikleşmeyi nasıl anlayabiliyoruz ve görüntü nasıl bir hal alıyor? Şimdi isterseniz ona bakalım. Görüldüğü gibi şu anda baktığımız zaman en alttaki çizgimiz daha beyaz, yani daha açık gri olan çizgi gösterge Mart 2020. Yani bundan 2 sene öncesine gittiğimiz zaman tahvil getirisine bakın. Bir aylık tahvil getirisi şöyle uzuyor, 30 yıllık vadelere kadar görüntü daha yatay olabiliyor. Bunun da en önemli sebebi zaten 2020 yılından bahsediyoruz ve pandeminin başladığı dönemler olduğunu da söyleyelim. Dolayısıyla pandemiye ilişkin resesyonist baskının zaten hemen hemen kesin olduğu bir ortamda tahvil getirilerinin daha yataylaştığı bir ortam bizi bekliyordu ki zaten bu beklentinin de gerçekleştiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Peki 2021 yılı döndüğümüzde, yani 2020 yılını geride bırakıp bir sene sonrasında 2021 yılının Mart ayına döndüğümüzde de daha dik bir tahvil getirisi olduğunu görüyoruz. Bakın daha çok şöyle 2 yıllık ve 3 yıllık tahvil getirisinden başlayıp 30 yıllıklara kadar net bir şekilde görüldüğü gibi daha dik bir tahvil getirisi olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Daha doğrusu şunu da söylemekte fayda var. 2020 yılındaki pandeminin etkisinden sıyrılan ekonomiler 2021 yılında daha kuvvetli, daha güçlü bir tonda büyümeye başladılar ve bu da çok doğal olaraktır ki önümüzdeki döneme ilişkin hem kısa hem orta hem de uzun vadede ekonomik büyümeye yönelik beklentileri otomatik olarak da enflasyonist baskıları da yukarı doğru çekince dolayısıyla uzun vadeli tahvilin getirisi de yukarı doğru revize ediyor kendisini. Peki şu anda baktığımız zaman, yani mavi çizgiyle şöyle görüldüğü gibi net bir şekilde 2021 ile 2022, yani içinde bulunduğumuz yılı kıyasladığımızda yataylaşmanın ne demek olduğunu grafiksel olarak buradan daha net anlıyoruz. Bakın 2021 yılında tahvil getirisinde oldukça net bir dikeyleşme söz konusuyken şu andaki, yani mevcut ortamdaki, yani 2000 içinde bulunduğumuz yılın Mart ayında görüntüden bahsetmek gerekirse çok daha net bir şekilde şöyle görüldüğü gibi daha yatay, net bir şekilde daha yatay bir fiyatlama söz konusu olduğunu görüyoruz. Ve şöyle baktığımız zaman da 2 yıllıkların ve 3 yıllıkların 10 yıllıkların üzerine doğru çıkma ihtimaliyle beraber az önceki grafik sıfır çizgisinin altına inecektir. Dolayısıyla daha yatay ya da önümüzdeki dönemde yataylığını koruması muhtemel bir tahvil grafiğiyle, tahvil eğri, verim eğrisi grafiğiyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu göstergenin, bu görselinde önümüzdeki döneme ilişkin ekonomik reaksiyonlarda ciddi anlamda yavaşlamayı beraberinde getirebileceğine ilişkin bir algı
algı, diğer bir algı da kısa süre içerisinde ABD'de enflasyonun daha da yükseleceğine ilişkin beklentiler ve bu beklentileri destekleyen Fed'in daha şahin adım atacağına ilişkin de görüşün kuvvetlenmesi çok doğal olarak uzun vadeli tahvil getirilerinden ziyade daha kısa vadeli tahvil getirileri yukarı doğru sert bir şekilde itiyor ve böyle bir durumda da yine getiri eğrisinde bir yataylaşma söz konusu oluyor. Ama şunu da net olarak söylemek istiyorum. Son 13 resesyonun 10 ila 8'inin net bir şekilde doğru bilen bir tahvil verim eğrisi olduğunu söyleyelim. Yani 13 resesyonist zaman diliminde 8'inde bu tarz bir yataylaşma söz konusu oluyor. Ve şayet eğer yataylaşmalar resesyonlu için güçlü bir haberci ise şayet bu durumda bugünden yarına olmuyor. Bunu da bir dipnot olarak söyleyelim. Yapılan çalışmalara göre eğer getiri eğrisinde bir yataylaşma varsa ve bu resesyonu körükleyecek, daha doğrusu resesyonun habercisi, ekonomik aktivitede ciddi anlamda daralmanın ve güç kaybının habercisi ise şayet 16 ila 18 ay, daha da uzatırsak asgari maksimum 2 sene sonra, daha doğrusu 2 sene içerisinde bir ekonomik toparlanmada durgunluğun başlayabileceğini söyleyelim. Dolayısıyla yataylaşma bugünden yarına resesyonun baskısına olabilecek bir durum değil. Daha çok 16, 18 ve 24 aylık süre zarfı içerisinde gerçekleşen bir unsur. Bakalım mevcut yataylaşma bir resesyon habercisi olacak mı? Önümüzdeki senelerde bunu net bir şekilde göreceğiz. Evet, genel itibariyle Ukrayna-Rusya görüntüsü, yaşanan görüşmeler bu şekildeydi. ABD tahvil getirisi zaten bu iki unsur, hem Ukrayna-Rusya hem de Amerikan tahvil getirisi arasındaki farkı ve verim eğrisindeki bu yataylaşma şu anda piyasaların en önemli gündem maddesi olduğu için bu ikisi üzerinde biraz daha uzun durmak istedim. İsterseniz gelin şimdi teknik tarafa bakalım. Son gelişmeler dahilinde öncelikle çok kısa hemen geçeceğiz. Bir dolar endeksini açalım. Dolar endeksine çünkü baktığımız zaman bir miktar gevşeme söz konusu. Özellikle 99.50 seviyelerine kadar yaşanan yükseliş hareketinin ardından bir miktar gevşeme. Çünkü dün Ukrayna-Rusya cephesinde yaşanan pozitif söylemler, anlaşmaya daha da yakın olunabileceğine dair bazı yorumların olması, iki taraftan da gelen pozitif açıklamalar, risk alma iştahını bir miktar arttırmasıyla beraber dolar endeksinde de bir miktar geri çekilme söz konusu oldu ki dolara bu da küresel anlamda satış baskısının oluştuğunu gösteriyor. Ama buradaki geri çekilme çok güçlü, çok kuvvetli değil. Zaten çok güçlü ya da çok kuvvetli olarak nitelendirebileceğimiz bir unsur da yok. Belki şöyle bir 99.50 seviyesi yukarı doğru kırılamamasının ardından bir miktar daha geri çekilmenin hız kazanması durumunda haftalık grafikten bahsediyoruz. Ve şöyle baktığımız zaman şurada kırmızı renkli bir yükselen trendimiz var ve bu yükselen trendimiz şu anda 96.30, 96.50 destek seviyesinden geçiyor. Yani teknik olarak 96.30, 96.50 bölgesi aşağı doğru geçilmediği sürece mevcut durumda yükselen trendimiz korunuyor. Mevcut durumda da şunu da söylemek istiyorum. 96.30 aşağı doğru geçilmeme ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü evet, Ukrayna-Rusya tarafından pozitif haber akışları geliyor olsa da yine de Amerikan cephesinde, yani FED cephesinden de hem Mayıs'ta hem de Haziran'da iki toplantıda birden 50 bas puanlık faiz arttırımların gelme ihtimali oldukça kuvvetli. Hem FED Başkanı Powell'ın hem de diğer bölgesel FED başkanlarının yapmış oldukları sözlü yönlendirme bu şekilde oldukça kuvvetli. Haziran'ı belki bir tarafta bırakalım. Yani orası konuşmak için daha zamanımız var ama çok büyük ihtimal 4 Mayıs tarihinde, ki Nisan ayında FOMC toplantısı yok Amerika'da ve 4 Mayıs, yani 3 Mayıs'ta başlayıp 4 Mayıs'ta son bulacak ve kararlar açıklanacak olan FOMC toplantısında 50 bas puanlık bir faiz arttırımı gelebilir. Dolayısıyla 99.50 direncini yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ve bu direnç seviyesini yukarı doğru aşılması durumunda 100-101 seviyelerine doğru yükseliş hareketinin bir anda hızlanma ihtimali söz konusu olacaktır dolar endeksinde. Dolayısıyla düşüş hareketlerinin yerini yeniden yükseliş hareketlerine bırakma ihtimalinin mevcut konjonktürde daha yüksek olduğu bir ortamdan geçtiğimizde dile getirmek istiyorum. Hemen hızlıca şöyle bir ABD 10 yıllık tahvil getirisine bakalım. Çünkü o tarafta güçlü bir yükseliş hareketiyle beraber 2.55 seviyelerine kadar yukarı doğru hareketlenme söz konusu oldu. Daha öncesinde zaten belirtiyorduk, sarı renkten gösterdiğimiz yükselen kanal formasyonu üst bandı olan 2.36 seviyesine doğru bir miktar geri çekilme hareketi var. Ama bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanabildiği sürece yukarı doğru hareketlerin 2.55 hatta 2.63 seviyelerine kadar yükselme ihtimali hala ön planda. Buradaki geri çekilmenin bir miktar kar realizasyonu tarzında olduğunu, yani çok kuvvetli bir geri çekilme olmadığını söyleyelim. Yani daha geçtiğimiz haftalarda Ukrayna-Rusya meselesi sebebiyle 1.60'lı seviyelerde işlemler görüyorduk ve şu anda 2.55'lerden
hafif montanlı bir geri çekilmeyle 2.35-2.36 bölgeleri şu anda konuşulan unsur. Dolayısıyla 2.36 üzerindeki kalıcılıkların yeniden yukarı doğru fiyatlamaları tetikleme ihtimali teknik olarak kuvvetli. Az önce dolar endeksinde söylediğimi ABD 10 yıllıklarında da net bir şekilde söyleyebiliriz. Fed'e ilişkin beklentiler bu noktada oldukça önemli. Mayıs ayında 50 bas puan, hatta Haziran ayında da 50 bas puanlık bir faiz arttırımının gelme ihtimaliyle beraber tahvil getirilerindeki yükseliş hareketinin devam etme ihtimali de hala kuvvetli duruyor. Ama 10 yıllıklardan ziyade aslına bakarsanız ABD'de 2 yıllık ve 3 yıllık, hatta 5 yıllık, yani 1 yıllıklardan 5 yıllıklara kadar vadeler, 5 yıllık vadeler noktasında güçlü satışlar söz konusu olabilir tahvil cephesinde ve bu da otomatik olarak kısa vadeli, yani görece kısa vadeli olan tahvillerin getirisinde daha kuvvetli bir fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Ama dünyanın takip ettiği 10 yıllıklara baktığımız zaman 2.55 ve çok daha önemlisi 2.63 seviyesi bizim için oldukça önemli. Çünkü 2.63 seviyesi, ki şöyle baktığımız zaman da Fibonacci %78.6 seviyesinden geçer 2.63. Dolayısıyla 2.63'ün kırılması 2.80'ler, hatta yukarılarda 3 ve 3.25'lere kadar da yükseliş hareketlerini tetikleyebilir teknik tarafta. Ama temel tarafta eğer 2.80, hatta 2.83 bölgesine doğru bir yükseliş hareketi görülmesi gerekiyorsa ya da bu beklentiye sahip olmamız gerekiyorsa burada FED'den çok daha şahin sözlü yönlendirmeler görmemiz lazım. Dolayısıyla kısa vadede yapılacak açıklamalar ve özellikle de 4 Mayıs tarihindeki FOMC toplantısında 50 bas puanlık faiz arttırımının gelip gelmeyeceği ve eğer 50 bas puanlık faiz arttırımı geliyorsa da önümüzdeki toplantılarda 50'şer bas puanla mı devam edilecek, yoksa bazı toplantılarda 50, bazı toplantılarda 25 mi, bu şekilde mi devam edilecek, bunu yakından görüp takip etmemiz lazım. Evet, 10 yıllıklarda bu şekildeydi. Çok kısa hemen diğer grafiğimize şöyle bir geçelim. Evet, Brent petrol cephesine bakalım. Çünkü Brent petrol cephesi en son yine şöyle baktığımız zaman 125 dolarlara kadar bir yükseliş hareketi yaşandıktan sonra aşağı doğru bir fiyatlama ve neredeyse yeniden 103 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilmenin yaşanmasının ardından hafif montanlı bir toparlanmayla beraber 107 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. Özellikle 112 dolar şöyle baktığımız zaman günlük grafikleri baz aldığımızda 8 günlük üstel ortalamanın geçmiş olduğu 112 dolar seviyesi bizim için kısa vadede önemli. Eğer ki bu seviyeye tekrar yukarı doğru aşılabilirse, yani 112 dolar seviyesinin yukarı doğru aşılması durumunda fiyatlamaların tekrar 117-117.50 dolar seviyelerine kadar, yani 117 dolar 50 sent seviyesine kadar toparlanma ihtimali söz konusu olacaktır. Ve bu seviyenin üzerinde de 125 ila 133 dolar seviyeleri söz konusu. Fakat burada sanki son gelişmelere bağlı olarak bir miktar oynaklığın azalma ihtimalini kuvvetli görmekte fayda var. Tabii ki ekstrem gelişmeler olur. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan politikası daha da sertleşir, daha da derinleşir ve Batı tarafından gelecek olan Amerika ve İngiltere liderliğinde ve Avrupa Birliği de keza bu şekilde Batı tarafından gelecek olan yaptırımların daha da sert olması durumunda yeniden burada sert oynaklık eşliğinde yükseliş hareketleri söz konusu olabilir. Ama şu anda baktığımız zaman sanki bir miktar rahatlama ve sakinliğin önümüzdeki dönemde, az önce de bahsettiğim gibi, ekstra bir gelişme olmadığı sürece şöyle aşağılarda 104-105 dolar seviyeleri ve yukarıda da 117 dolar seviyelerinde şu bölgelerde bir miktar oynaklığın daha sakin seyredeceği bir döneme girebiliriz. Bunu net olarak söyleyelim. Ama daha önemli bir unsur, eğer ki Brent petrol seviyelerinde geri çekilmenin ve düşüş hareketinin sertleşmesini beklememiz için teknik olarak 97 dolar seviyelerinin altında günlük, hatta haftalık kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. O durumda 90 dolar seviyesinin altı dahi test edilebilir ama şimdilik bu seviyeleri telaffuz etmek için erken olduğunu düşünüyorum. Evet, Brent petrol cephesinin ardından son olarak şöyle bir ons altın tarafına bakalım. Çünkü ons altında dünkü yaşanan pozitif açıklamalar, hem Ukrayna hem de Rusya cephesinden gelen anlaşmaya daha yakın olduklarına dair ve diplomasi trafiğinin de süreceğine dair yapılan açıklamalar eşliğinde ons altın tarafında da geri çekilmeler söz konusuydu. Biliyorsunuz 1966'lara kadar yakın geçmişte bir yükseliş hareketimiz vardı ve yeniden yaşanan sert bir düşüşte 1890 seviyelerine kadar bir geri çekilme söz konusu olmuştu ve an itibariyle de yeniden 1920-1900 bölgeleri içerisinde fiyatlamaların devam ettiğini söyleyelim. Ama bu tarafta, yani özellikle sarı metalde ons altın tarafında yukarı
yukarı doğru hareketlenmelerin devam etme ihtimali teknik olarak aslında bakarsanız kısa vade için var. Böyle bir durumda 1966 ve şöyle genel çerçeveye baktığımız zaman da 1985 bölgesine kadar, yani şuradaki dikdörtgen olan bölgeye kadar bir yükseliş hareketinin söz konusu olma ihtimali hala teknik manada kuvvetli, ama nasıl ki Brent petrolde yüksek bir volatilitenin bir miktar daha düşebileceğine dair bazı haber akışları ve temel dinamikler söz konusuysa, bu altın için de geçerli. Fakat altındaki en önemli dinamiklerden diğeri de FED. Dolayısıyla hem Ukrayna-Rusya cephesine hem de FED cephesini yakından takip etmemiz gerekiyor. Eğer 1900 dolar seviyesinin altına sarkmalar söz konusu olursa 1860-1870 seviyelerine kadar da bir geri çekilme söz konusu olabilir, ama daha çok 1966 ve 1900 bandındaki fiyatlamaları takip etmemiz lazım. Bir müddet daha sarı metalde bu alanda, bu bölgede fiyatlamalar devam edebilir. Evet, Ukrayna-Rusya meselesine dün yaşanan gelişmeleri şöyle bir özetledik ve ABD tahvil cephesinde yaşanan gelişmeleri de yine grafikler eşliğinde dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalıştık. Teknik tarafta da yine göstergeleri ve fiyatlamaları analiz ettik. Programımızın burada sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Herkese sağlık ve huzur dolu güzel bir gün dilerim. Hoşça kalın. Bir tek sen MTA piyasasını sundu.